Herkese tekrardan selamlar. Bugün uzak durulması gereken laptoplar derledim sizin isteğinize. Bildiğiniz gibi topluluk kısmından paylaşmıştım zaten oylamaya. Oynamada da en çok o seçildi. Listeye başlamadan önce buradaki laptopların alınmaması sebebi sadece ısınması veya performansının yetersiz olması değil. Aynı zamanda güncel fiyatlarda bu listeyi yapmamda etken oldu. Ön konuşmayı da yaptığımıza göre listeye artık başlayabiliriz. Listemizin ilk sırasında Asus TUF A15 modelleri yer alıyor. Dikkat ettiyseniz modelleri dedim çünkü tüm A15 kasalarında bir ısınma sorunu mevcut. İlk modelimiz A15 kasasında Ryzen 7 6800 ve 3060 ekran kartıyla veya konfigürasyona bağlı olarak 3050 Ti ile gelen model. Bu model gerçekten sunduğu donanıma göre ucuz olmasına rağmen laptopun bazı sıkıntıları var arkadaşlar. İlk olarak ısınma mevzusu. Şu anda ekran koyduğum laptop içinde 6800 ve 3060 ekran kartıyla gelen Asus TUF 15 Turbo Fan'da bile işlemci Ryzen olmasına karşı yani üretim nanometresi düşük olmasına karşı 95 dereceye geliyor. Ki şöyle bir şey var. AMD'nin 6. nesil işlemcilerinin maksimum dayanabildiği sıcaklık 95 derece. Yani 95 dereceyi geçeceği zaman laptop otomatik olarak kapanacaktır. Ekran kartı sıcaklığına baktığımızda kesinlikle kabul edilemez olan 86 dereceyi görüyoruz. Oyunlarda sıklıkla FPS dropları girmesine neden olacaktır. Diğer bir markamız dikkat ettiyseniz model değil, marka. Markamız marka olmayan Casper. Bu markanın hem kendi Excalibur altında çıkardıkları laptopları almamız için oldukça fazla sebep var. Hadi gelin hepsine bir bakalım. İlk olarak kendi sitesine girdiğimizde en ucuz modelinin bile 16.600 TL olduğunu görebilirsiniz. Peki şimdi içinde sunduğu donanıma bakalım. i5 11400H işlemci yani kendisi 6 core 12 threadten oluşuyor. GTX 1650 ekran kartı ki artık bu ekran kartı yetersiz gelmeye başladı. 500 GB M.2 SSD PCI 3.0 standartını destekleyen ve 1080p Full HD 145 NTSC 15.6 inç bir ekran ya. Kasasına gelince Casper'ın bize verdiği bilgiye göre kasası metalden yapılmış. Bu arada adamların hala neden 2 kilo ağırlığı hafif dediğini anlamadım. Yani 2 kilo ağırlık nasıl hafif olabiliyor lan? Neyse. Neredeyse aynı fiyata bugün Casper'ı, bugün Casper yerine HP'nin 12500H DDR5 8 GB ve 3050 Ti 1 laptop sunuyor. E ben HP varken neden Casper tercih edeyim? HP'nin kasası plastik evet dolayısıyla Casper'ın metal kasasından daha kötü. Hadi bir de soğutma ve işin yazılım kısmına bakalım. İşte burada her şey açığa çıkıyor. Bugün YouTube ha, HB Victus 16 Game Test yazdığınızda bir sürü video çıkıyor. Ve bu videolarda hem FPS hem işlemci hem de ekran kartı sıcaklık değerleri veriliyor. Casper tarafında ise baktığımız zaman oyun testleri hem daha az hem de en can alıcı kısmın hiçbirinde ne FPS ne de sıcaklık testi yok. Sadece bir tane videoda var onu da buraya koyacağım. Mert Baytemur adlı YouTube kullanıcısının Casper ile yaptığı sponsorlu içerik de var. Sponsorlu olduğu nereden anladığım videoya girdiğiniz zaman ücretli tanıtım içerdiğini arkadaşlar gördüğünüz Oradan da sponsorlu bir içerik olduğunu anlıyorsunuz. Gelin bu videoyu beraber izleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Valorant oynuyor. Ve oynadığı bilgisayarında Casper'ın G911 kasası. Yani en güçlü ve en iyi Casper'ın Excalibur kasası olduğunu söyleyebiliriz. Ama Valorant gibi bir oyunda bile GPU sıcaklığınız şaka gibi 85 dereceye geçiyor. Kesinlikle kabul edilemez bir diğer. Çünkü ekran kartımızın kullanım oranı %60-70 yani komik değil de ne? %60, %70 deken 85 derece ne? Tam yükte bile 85 derece olmaması gerekiyor ekran kartlarının laptopta. İşte bu saçmalık demektir. Bir de test edilen kasa kesmenin en iyi kasası. En iyi kasasında bari bir sıcaklık sorun olmasın değil mi? Bir de dediğim gibi en üst kasası bu temel kas en üst kasası bu. Temel kasalarda burun daha kötüdür eminim. Videosu olmadığı için maalesef buraya temel kasalarının testini koyamadım. Kısacası eksi kalibur artı soba eşittir soba kalibur.